Sevgili Edirneliler, bizler kadınları özgür, çocukları kıymetli, geleceğine değer veren insanların kentiyiz. Son 22 yılda iktidardakilerin kadın ve çocuklara bakış açısını da biliyoruz ve görüyoruz. İlk fırsatta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadın haklarını, kadın yaşamını hiçe sayanları da biliyoruz, hatırlıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde adaylar yarışmıyor. İki farklı zihniyet yarışıyor. Önümüzde bir yol ayrımı var. Bir tarafta kadınların sokakta girmesine bile tahammül edemeyenlerin, kadınları ikinci sınıf görenlerin, kadınları sahiplendireceğiz diyenlerin, çocuklarımıza bağnaz müfredatları dayatanların, tarikatların eline düşürenlerin yolu var. Bir tarafta kadınların hakkına saygılı olanların, çocuklarımızın layık, bilimsel eğitim almasını savunanların, kreşler açarak güvenli geleceği hazırlamasını sağlayanların yolu var. Sizleri 31 Mart'ta kadınlara ve çocuklara değer verenlerin yanında olmaya davet ediyorum. Çocukları için her şeyin en iyisini isteyen, kadın erkek eşitliğini savunan Edirne'nin güzel insanlarına güveniyorum. Denklemi aynı kurdun mu? İkisi Y'yi buldun mu? Z'yi de bulursun. Yani her bir insandan sonra gel makamda uzun uzun anlatalım. Sen beni dinledin mi ayvayı? Sağ ol size. Sağ olun. 10 tane o sonunu da vereceğim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Biz varız. Dimdik hep beraberiz. Çok varlık var olmaya devam edelim. Bir sonraki bayramda etkinlikler beraber. Hem de ne yaparız? Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ablamın gözlerinden anlıyorum ben. Yanımdasın. Teşekkür ederim. Ayaklarına taş değmesin yavrum. Şey senin kişiliğinde, kaderlerinde bir şeyler var yani. Sizin gibi bir büyüme rozetimiz takmaktan onur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Çünkü sizler sanayi esnafımız Edirne için çok değerlisiniz. O yüzden biz bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte olduysak bundan sonra da Edirne Belediyesi olarak daha güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yapılacak projelerle ilgili herkes masa başında bir şeyler söylüyor. Herkes masa başında bir takım tariflerde bulunuyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki bu aile, bu esnaf ne isterse bundan sonraki süreçte nasıl bir talepleri olursa hep beraber oturacağız, konuşacağız. Ve gerçekten burada esnafımızın sözünü dinleyerek hareket edeceğiz. Bunun da sözünü sizlere veriyoruz.